Yusuf Ziya Arpacık gelmiş. Aa tabii Yusuf Ziya Arpacık abimiz gelmişti Erzurum'a. Ben zaten Yusuf Ziya Arpacık abimizi abisi Celal Arpacık'tan dolayı ben o aileyi çok sevdim. Çünkü ben efendim ortaokuldayken Yusuf Ziya Arpacık'ın abisi Celal Arpacık benim din ve ahlak bilgisi hocamdı. Aynı zamanda matematik hocamdı. Onun için zaten Celal hocamıza bizim çok büyük bir sevgimiz var. Allah selametlik versin. Yusuf Ziya Arpacık hocamız da, başkanımız da, reisimiz de efendim Ülkücü Camianın, Milliyetçi Camianın gurur duyduğu bir isim. Evet Erzurum'daydı. Umuyor ve diliyorum ki gereğiyle ağırlayabilmişizdir. Şimdi Cem Bey, Yusuf Ziya Arpacık'ı 22'li, 23'lü, 25'li yaşlar kitaplarından tanırlar. Evet. Ama daha üst kuşak Yusuf Ziya Arpacık bir Erzurumlu olarak Erzurumluluğunu gerek Türkiye Cumhuriyetlerde yaptığı işlerinden dolayı çok iyi tanırlar. Evet. Yusuf Ziya Arpacık'ın Erzurum'a 10 yılda bir kere gelmesini ben bir kere Yusuf Ziya Arpacık abi eğer izlersen programı bunda bir 10 yılda bir kere değil de keşke yılda bir iki kez gelsen de şu Erzurum'da o 22 ile 25 30 yaş arası olan o gençliğin kitaplarda okuduğu kişiyi şahsen tanıma imkanı olsa. Evet. Çünkü bir de Cem Bey ben şehir dışında da çok gidip geliyoruz. Şehir dışında birçok yaptığımız sohbette insanlar ülkücülük, milliyetçilik ve Milliyetçi Hareket Partisi deyince Yusuf Ziya Arpacık ismini söylüyorlar ama tanımıyorlar. Keşke Yusuf Ziya Arpacık tüm şehirleri dolaştığı o kitaplarında o Türkiye Cumhuriyetleri'nde yaptığı, az önce sizin de anlattığınız işte o abisinin bu aileden gelen bir gen meselesidir Cem Bey. O ahlakı almıştır ve o ahlakı devam ettiriyordur ailede tüm evlatlar, aile bireyleri. Yusuf Ziya Arpacık keşke Erzurum'a 10 yılda bir kere değil de yılda bir iki kere gelse de bu şehirde Yusuf Ziya Arpacık'ı tanıma imkanı olsa insanların. Çünkü Yusuf Ziya Arpacık Erzurum'un bir değeridir. Erzurumlu bir şahsiyettir. Çoğu insan hiç tanımasa da Cem Bey şöyle yapıyor. Ben Yusuf Ziya Arpacık'ı gördüm demesiyle insanlara aslında şey kazandırıyor, ilme kazandırıyor. Niye? Yusuf Ziya Arpacık Erzurumludur, Erzurum'un bir değeridir, Erzurum'un bir evladıdır. Yaptıklarını kitaplardan değil, bir de keşke senede bir kere kendisinden dinleme fırsatı bulsak. Tabii onunla ilgili bir şeyler mutlaka yapmak lazım. Biliyorsun 1978'li yıllarda daha 12 Eylül olmadan... Benim gibi doğdum. 1978'li yıllarda cezaevine düşmüş. İki cezaevi firar etmeyi başarmış ama toplamda sonuçta 10 yıl zindanlarda efendim hücrelerde yatmış. Gerçekten Türkiye'de ben bedel ödedim diye ortalıkta dolanıp malı kapıp götürenlere inat, gerçek bedel ödeyen gerçek Dadaş, gerçek Erzurumlu, gerçek milliyetçi. Türk Cumhuriyetlerinde yapmış olduğu mücadele zaten dinlere destan. Onun Türklüğün, Türklük şuurunun yerleştirilmesiyle ilgili yapmış olduğu organize işler zaten hepimizin hafızasında. İşte başa eğmediler, kar fırtınası gün doğarken Osman Batur gibi çok değerli eserleri var. Yusuf Ziya Arpacık hocamızın mutlaka eserlerinin her Türk genci tarafından, her Türk vatandaşı tarafından okunması gereken, incelenmesi gereken, irdelenmesi gereken, sosyolojik, psikolojik ayırdına girilmesi gereken eserler olduğunu da buradan belirtelim. Sadece Yusuf Ziya Arpacık kuru bir ülkücülükle değil, dolu bir ülkücülükle bu ülkede vardır ve gerçekten hepimizin yeri geldiğinde sırtımızı dayadığımız, evet, gurur duyduğumuz, şerefle anlattığımız gerçek Erzurumlu, gerçek Dadaşlardan biridir. Allah canına sağlık versin, Allah işini gücünü rast getirsin. Bizim de üzerimize Yusuf Ziya Arpacık hocamızın Erzurum'a gelmesi, Erzurum insanıyla, Erzurum genciyle, Erzurum insanıyla kaynaşması noktasında eğer bizim de üzerimize düşer bir şey olursa biz emirlerini de, ben şahsım adına söylüyorum, bilmiyorum Ender Bey katılır mı? Ben emirlerini de beklediğimi buradan söylemekten gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Şimdi Cem Bey biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcı oğlu öldükten sonra kıymeti bilindi. İnşallah Yusuf Ziya Arpacık beyefendi. Biz onun kıymetini herkes bilsin. Herkes inşallah Yusuf Ziya Arpacık hayattayken kıymetini bilin. Onu şu hani diyor ya, aksın kanım kefenime renk olsun. Al kefenim bayrağıma denk olsun. Marşıyla karşılayıp aynı maçta bu şehirden uğurlamak, bak duygulandığımı da görüyorsun, tüylerimin dikenlendiğini de görüyorsun. Yani bunlar
ulaşılabilecek değerler değildir. Bunlar Allah-u Teala'nın bu şehre, bu şehrin insanına bahşetmiş olduğu onlar değerlerdir.